Ben şöyle izah edeyim kendim ki 1949 İstanbul doğumluyum. Unkapanı'da doğup büyüdüm. 1965 senesinde Unkapanı'da boksa başladım. Rahmetli Garbis abi 1966 senesinde Unkapanı kulübünde gördüm. Devamlı antrenmanlar yapıyorduk beraber. Bana elinden geldiği kadar yardımcı oluyordu. Benim ileride iyi bir insan olacağımı düşünerek sağ olsun her şeyimi yaptı bana yani. Onda bende onun yeri çok ayrıdır. Yani benim ikinci bir babam olarak kabul ederim yani. Saygı duyduğum bir insandır. Yani 1966'da boksu yaparken ilk İstanbul ikincisi oldum. Daha boksu kendisi bırakmamıştı. Cemal bundan sonra artık isim yapıyorsun. Kıran kırana dövüşler demiştir. Ama tabii vuracağından değil, benim ileride iyi bir sporcu olacağımı düşünerek yapmıştır kendisi. Onun için çok büyük saygı duyarım. En saygı duyduğum günlerden bir en şeyi de bazı günler kandil günü olurdu. Kandiliniz mübarek olsun diye elinde simitiyle gelirdi. Yani onun yeri bende ayrıdır. Şimdi zaten Orhan abiden duyduğum gibi ilk maçını, milli maçı İspanyolu'la dövüşmüş, yenmiş. Ve her zaman da duyduğum, kendisinden de duyduğum gibi ben vefat ettiğim zaman Türk bayrağıyla beni şey yapın demiştir yani. Defnedin demiştir. Çok yıllar evvel ben eski bir futbolcuyum. O dönemde de bu sevdiğim arkadaşım, kardeşim boksördü. Yıllarca beraberce o boksu ben futbolu oynadım. Böyle hayatta tanıdığım arkadaşlarımın içinde bu kadar müstesna olanlardan çok nadirlerinden biridir. Allah nur içinde yatırsın. Onun hakkında kat'i bir şey yok. O %100 doğrudur. İşitmişimdir. Ve kendisiyle de bunu konuşmuşuzdur. Allah tekrar ediyorum, nur içinde yatırsın. Çok üzüntülü. Hakikaten milletimiz için de çok büyük bir kaybın olduğunu söyleyebilirim. Ben Garbis Baba derdim. Hepimizin öncelikle başı sağ olsun. Birçok kişi de hakkı olduğu gibi aynı şekilde bende de hakkı vardır. 2011 yılında benim jübilemden sonra kendisiyle çok konuşuyorduk. Çok istiyordum. Bir gün diyordum beni çalıştırır mısın diyordum. Oğlum diyordu ben artık eskisi gibi güçlü değilim, süratli değilim. İşte seni çalıştırabilecek kadar enerjim yok diyordu. Ama çok ısrar ettim. Sağ olsun beni de kırmadı. Ben de kendisiyle çalışma şerefine nail oldum. 2011 yılında kendisiyle çalışmıştık. Gayet de iyi bir çalışmamız oldu. Hatta hiç unutmam, bana söyledi, oğlum sen niye bu kadar çok erken bıraktın? Yani erken bırakmışsın, hala çok iyisin, hala balyoz gibi yumrukların. Çok beğendim seni dediğini hiç unutmuyorum. Fakat ben de gözümden dolayı problemim olduğu için erken bırakmak zorunda kalmıştım. Onu kendisine anlattım, ha o ayrı ama bana göre erken bırakmışsın demişti. Sağ olsun, nur içinde yatsın şu anda. Kendisinin de bende emeği olduğu için de kendisinin buradan ruhu şad olsun diyorum. Mekanı cennet olsun diyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük bir değeri kaybettik. Böyle değerler yetişmiyor. Bence yaşarken bu değerlerin kıymetini bilmek lazım. Bu insanların hayatımızda olmaları bile bizim için çok büyük bir sevinç, çok büyük bir onur. O yüzden değerlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi bir kere her şeyden önce ilk milli boksörlerden biri olan Garbis Sakarya'dan bahsediyoruz. O duygu çok farklı bir duygu. Yani kendisi, ben de milli oldum ama onun ilk boksör olarak Türkiye'de, ilk milli boksör olması, ilk boksu Türkiye'de ve Avrupa'da Türk milli takımı adına taşıması, böyle bir gururu yaşaması, onda böyle bir etki bırakmış olduğunu düşünüyorum. Şahsen çok güzel bir duygu. Sonuçta yani burada yaşıyoruz, burada doğmuşuz, burada büyümüşüz. İlk milli sporcusunuz. Hani bu duyguyu da
kendisinin o anki psikolojisiyle ilk milli olduktan sonraki süreçte de böyle bir şey istemiş olmasını çok normal buluyorum. Sonuçta hepimiz burada yaşıyoruz, bayrağın altındayız ve onun da böyle bir talepte bulunmasını gayet normal buluyorum. Çünkü milli sporcu olmak herkese kısmet olmaz, herkese nasip olmaz ve bunu ilk yaşayan bir kişi olarak da öyle bir duygusu ve talebi olmuş olmasını çok normal buluyorum. Tekrar söylüyorum, yani çok büyük bir değeri kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Gördüğüm kadarıyla burada iyi bir kalabalık var. Çünkü Garbis'i çok sevenler var. Ama Garbis benim 1950'den beri arkadaşım, milli takımdan arkadaşım, boks antrenörlüğünden arkadaşım, beraber antrenman yaptığımız, beraber arkadaşlığımızın, dostluğumuzun devam ettiği iyi bir arkadaşımdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi ondan sonra ben kalıyorum sırada şimdi. Garbis'ten sonra herkes sırayla Garbis sırasını saldı. Sıra bende yani. Yaş olarak aramızda 6 yaş falan fark vardı. Garbis abiyi ben çok severdim. Her zaman biz İzmit'te beraber kaldık. İzmir'de beraber kaldık. Ondan sonra Ankara'da beraber kaldık. Bütün profesyonel maçlara giderken hep beraber dövüşürdük. Çünkü o biraz teknikti. Ben de kuvvetliydim. Ona kuvvetli vuran kuvvetli, o da teknikti. Ama hani bir şey tabiri vardır. O kadar sert yumrukları vardı. Katır gibi yumruk atardı yani. Hani öyle derler bizim şeyde. Garbis abi çok iyi bir insandı. Şimdi bu bayrak hikayesini anlatayım size. Bizim Vedat Kurum, Kara Kurum vardı. Boks milli takım antrenörü. Aynı zamanda da boks milli takım kaptanı. Benim iyi arkadaşımdı. Beraber milli takımlarda dövüştük. Beraber müsabakalara gittik. Avrupa'ya gittik. İşte İran'a gittik, Irak'a gittik falan. Hep böyle devamlı şey yaparız. Rahmetlik oldu. Levent Camii'ne gittik. Garbis Ayıl Bey'le beraber yan yana oturuyoruz. Bir baktım ki Vedat'ın üzerinde bayrak yoktur. Şimdi milli formayı giyen adam her zaman bayrakla gömülür. Onun için o aklıma geldi. Dedim ki ya bu bizim milli takım kaptanımız, aynı zamanda arkadaşımız, milli boksörümüz. Bunun üzerinde niye bayrak yok diye. O anda baktım arkadaşlar var. Orhan Ayhan var. İşte Zeki Karalı var. Ondan bir iki arkadaşlar var hep beraber. O zaman dedim ki hemen bir bayrak bulalım. Oradan Metin Çakmak vardı. Metin Çakmak dedi ki ya spor yazarları yakın. Dedim bir de hemen bir bayrak getirin dedim. Bayrağı getirdik. Vedat Kurumu'nun, Kara Kurumu'nun üzerine örttük. Örtünce Garbis abi yanımda dedi ki ya Hüseyin dedi. Ben senden önce ölürsem benim üzerime bayrağı göm. Sen benden ölürsen ben sana söz veriyorum bayrağı gömeceğim dedi. O bakımdan işte bayrak hikayemiz bizim budur. Allah rahmet eylesin. Milliyetçi, vatanperver. Çok fevkalade bir insandı daima. Hani Ermeni demek aslında bir söz vardı. Derler ki bir insan ermeli. Ermeli, istemeden vermeli. Bu adam kendini tamamen boksa, Türk milliyetçiliğine, Türk vatanperverliğine vermiş bir arkadaşımdır yani. Tamam mı? O bakımdan ben Garbis abiyi seviyorum. Allah rahmet eylesin. Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun. Ben mesela Atletizm Federasyonu Başkanlığı yaptım. Boks Federasyonu'nda çok iyi görevler yaptım. Onun dışında Güreş Federasyonu'nda şey yaptım. Sivas Spor'un 10 sene başkanlığını yaptım. Sivas Spor'un da ilk kurucusuyum yani. İnşallah Sivas Spor bu sene şampiyon olur. Garbis abiyi göndeririz etseyle. Sivas Spor bu şekilde devam eder. Garbis Bey benim 67 yıllık abim, büyüğüm, feyiz aldığım bir insandır. Çocukluğumdan beri ailece görüştüğüm bir insandı. Gençliğimizde babamızdan aldığımız 3-5 kuruşla harçlıkta giderdik. En önde Garbis abimizin başlarını izlerdik. Ve daha sonraları tabii ki ben bir takım yerlerde başkanlıkta görevimde bulundum. Garbis abiyle şu Beyoğlu Üçören Vakfı'nda da beraber çalıştık. Ben onun yani bu mesleği seçtiğini hayret edenlerin başındayım. Çünkü karıncayı incitmeyecek tipte bir insandı. Ve bazen takılırdım. Sen Garbis abi rakibe yumruk attığın zaman sonra pardon mu diyorsun diye. Kendisine takılırdım.
dünya güzeli bir insandı. Yani şimdi huzurunda bunların tabii rahmetli arkadaşların kötü konuşulmaz ama gerçekten yani tabiri caizse adam gibi adamdı ve en az 65-67 senelik bir mazimiz vardı. Nurlar içinde uyusun. Spor bizim kulübümüzde spor yapmıştır. Taksim Spor Kulübü'nde de. Ve kulübümüzde de kendi resimleri yapmış olduğu şeyler var. Maçlarda var resimlerimle. Ben çok üzgünüz. Vallahi şöyle söyleyeyim. Garibi Sabim ta Güney Amerika'dan Orta Doğu'da her tarafta Türk bayrağını şerefe taşımış bir insandır. Ve de kendisi bunu yaptığı zaman da gurur duymuştur. Türklüğüyle gurur duymuştur. Türk bayrağı ile Avrupa'nın her yerlerinde maç yapmıştır. Cemal Kamacı'nın da hocasıdır. Onu Avrupa şampiyonu yapan Garbis abidir. Mütevazi, saygılı, dört dörtlük bir büyüğümüzü nurlar içinde uyusun. Bugün çok önemli bir abimizi, bir şampiyonumuzu, önemli bir değerimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Öncelikle değerli ailesinin, Ermeni cemaatinin, spor camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun diyorum. Tabii ki değerli sporcumuz Garbis Zakaryan hem kişiliğiyle, örnek kişiliğiyle, hem sporcu yönüyle, özellikleriyle her açıdan toplumumuza, milletimize, gençlerimize, sporcularımıza örnek bir şahsiyetti, örnek bir abimizdi. Onu kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca onun başarılarıyla, ay yıldızımızı dalgalandırmasıyla gurur duyduk, onur duyduk. Onun bu örnek kişiliğini, vefasını, çalışkanlığını, inancını, azmini ve ahlakını gençlerimize, sporcularımıza daha güçlü bir şekilde hakim kılarak onu yaşatacağız. Hep birlikte onun o aziz hatırasına sahip çıkacağız. Ben bu vesileyle tekrar ailesine, Ermeni cemaatine, sevenlerine ve spor camiamıza sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun diyorum.